bitki deyip geçmeyin. Birazdan bahsedeceğimiz bitkiler zehirli ve tehlike saçıyorlar. Bu bitkilerden bazıları sizi ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Gelin nasıl olduğunu hep birlikte öğrenelim. Bir, Mancinia ağacı. Meyvesi elmayı andıran bu ağaç o kadar zehirli ki sadece bu meyveden yemek değil, bu ağacın altından geçmek bile size çok büyük zararlar verebilir. Ağaç henüz tam olarak tanımlanmamış güçlü bir toksin içeriyor. Bu ağacın meyvesinden bir ısırık almanız hayatınızı kaybetmenize sebep olabilir. Yağmur yağdığında ağacın altında kaldığınızdaysa ağaca temas ederek üzerinize düşen yağmur damlaları cildinizde kabarmalara yol açabilmektedir. Yanan bir mençinil ağacının dumanı göze temas ettiğinde körlüğe sebep olabilir. Genellikle Orta ve Güney Amerika'da bulunan mençinil ağaçlarını tehlikeli yapan şey bilim insanları tarafından hala tam olarak çözülemeyen toksik kimyasallar. Kanama, şok, bakteriyel süper enfeksiyonlar ve gastroenterite neden olan meyveler, sindirim sisteminde ve boğazda yanıklara neden olarak oluşturduğu ödem sonucu hava yollarının tıkanmasıyla can kaybına neden olabilir. 2. Güzel avrat otu. Güzel avrat otu, patlıcangiller familyasına ait çok yıllık otlu bir bitkidir. 1,5 metre uzunluğa erişen güzel avrat otları tropan alkaloidleri içer. 1,5 metre uzunluğa erişen güzel avrat otları tropan alkaloidleri içerir. Bu yüzden de maruz kalındığında ilk birkaç saatte halüsinasyon, ağız kuruması, ses kaybı, nefes darlığı, titreme ve sonrasında da can kaybına sebebiyet vermektedir. Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya ve Kuzey Amerika'da görülen bu tehlikeli bitkiyle daha önce karşı karşıya gelmiş miydiniz? 3. Kum havuzu ağacı. Bir ağacın meyvesinden zehirlenmek, bir ağaçtan görebileceğiniz en büyük zarar olabilir. Fakat kum havuzu adı verilen bu ağaç, size zehirlenmenin de ötesinde bir zarar veriyor. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen bu ağaç, tıpkı bir el bombası gibi patlamasıyla tüm insanları korkutuyor. Aynı zamanda dinamit ağacı olarak da bilinen 200 metrelik bu ağaç, üzerinde bulunan meyvelerini 25 km hızla fırlatıyor. Kabağa benzeyen bu meyveler, ağaçlardan fırlaması sonucu çevredeki insanlara ve hayvanlara ciddi zararlar veriyor. Bu el bombası meyvelerini daha tehlikeli yapan şey ise 25 km hızla fırlarken etrafa saçtığı kimyasal maddeler. 4. Sinek kapan bitkisi. Videomuza etçil bitkilerin en bilineni sinek kapan bitkisiyle devam ediyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere sinek kapan bitkisi başta sinek olmak üzere böceklerle besleniyor. Etobur bir bitki olan sinek kapan, yapraklarındaki salgıyla yaklaşan böcekleri sindirebilen bir yapıya sahiptir. Bunu yapmasının nedeni ise sineklerin veya böceklerin tatlarını beğenmesi değil, azot ihtiyacını bu hayvanlardan karşılıyor olması. Besinden ve vitaminden yoksun bölgelerde yetişen sinek kapan bitkisi, ihtiyacı olan azotu sadece bu hayvanlardan karşılıyor. Böcekleri kendisine çekebilmek için güzel kokular salgılayan sinek kapan bitkisi, içerisine giren böcekleri hissettikten sonra saniyenin onda biri gibi bir sürede kendisini kapatıyor. Daha sonra ise bitki, yapısından ve salgısından ötürü böcekleri kolayca sindirebilmektedir. 5. Güneş gülleri. Sırada Drosera olarak da bilinen güneş gülleri var. Etçil bitki olan Drosera, bu gruptaki en büyük cinslerden biri olup 194 türden oluşmaktadır. Yaprak yüzeylerini kaplayan saplı mukoza bezleri kullanan güneş gülleri avlarını tuzağa düşürerek yakalarlar. Güneş gülü, yapraklarındaki sıvı sayesinde böcek, kelebek, hatta küçük fareleri bile yiyebilmektedir. Boyut ve şekil olarak değişiklik gösteren bu ilginç etçil bitkiler, Antarktika kıtası hariç her kıtada bulunmaktadır. Etkileyici ve büyüleyici bir görünüme sahip olan güneş gülleri, özellikle doğa fotoğrafçılarının en sevdiği bitkilerden bir tanesidir. 6. Hint yağı bitkisi. Hint yağı bitkisinin her yerinde, özellikle tohumlarında, ricin isminde bir toksin bulunmaktadır.
Bu bitkiyi sindiren bir insanda ilk belirtiler birkaç saat içerisinde kendisini göstermeye başlıyor. Ağız ve boğazda yanma hissi, karın ağrısı, kanlı ishal ve kusma bu belirtilerin arasında. Zehirlenme başladıktan sonraysa maalesef engellenmesi imkansız. Belirtilerin son evresi dehidrasyondur. Sonrasında can kaybı günler içerisinde yavaş ve acı verici bir şekilde yaşanıyor. 7. Su baldırını. Su baldırını çiçeğinin güzelliğine sakın aldanmayın. Çünkü o dünyanın en zehirli bitkilerinden bir tanesi. Bitkinin her kısmından akan sikotoksin, konvülsiyonlara, kas titremelerine ve hatta can kaybına yol açabilmektedir. Özellikle kökleri toksin bakımından çok zengin. Ana vatanı Kuzey Amerika olan su baldıranlarını gördüğünüz an arkanıza bakmadan uzaklaşmanızı tavsiye ediyoruz. 8. Tesbih sarmaşı. Uzak durmanız gereken bitkilerden biri de tesbih sarmaşı. Bu bitkideki abrin adındaki toksinin sadece 3 mikrogramı kişinin hayatını kaybetmesine yetiyor. Yani tesbih sarmaşığındaki toksin madde biraz önce bahsettiğimiz resinden daha etkili ve tehlikeli. İşin garibi toksin sadece kılıfta saklanıyor. Kılıf açılınca abrin serbest kalıyor ve tohumlarını bütün olarak yutmak nispeten güvenli. Ama yine de bu bitkiye çok yaklaşmamanızı tavsiye ediyoruz. 9. Burma çamı. Yılbaşlarında birer süs olarak kullanılan masum çam ağaçlarının tehlikeli etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Bumya çamı olarak bilinen bu çam ağacı, üzerinde bulunan devasa kozalaklarla tehlike potansiyeli yüksek bir ağaç olarak literatürde yerini almış durumda. Diğer ağaçlardan daha yükseğe kadar uzanan bu ağacın üzerinde bulunan kozalakların insanların üzerine düşmesiyle yılda birçok insan hastaneye kaldırılıyor. Burma çamı kozalaklarının yere düşmesinin sebebi tahmin edebileceğiniz gibi rüzgar değildir. Bu ağaç üremek için kozalaklarını dışarıya doğru fırlatır. Eğer o an oradan geçiyorsanız mutlaka kendinize dikkat etmelisiniz. 10. Kurtboğan. Kurtboğan bitkisi çok güzel ve zararsız görünüyor, öyle değil mi? Ancak kurtboğan çiçeğinin her yanı zehirli. Antik çağlardaki insanlar onları ok uçlarında kurtları etkisiz hale getirmek için kullanırlarmış. Adı da zaten her şeyi açıklamıyor mu? 2014 yılında BBC'ye çıkan Amerika'daki bir çiftçi bu bitkiden yemiş ve hayatını kaybetmiş. Kurtboğan bitkisinin en hafif etkileri arasında ishal, kusma ve baş dönmesi yer almaktadır. Videomuzun sonuna geldik. Bu tehlikeli bitkilerle daha önce karşılaşmış mıydınız? Evinizde veya bahçenizde bu bitkilerden yetiştirmek ister miydiniz? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.